Eğer im, bir hukotay peraşasının ilk cümlesi bir şartla başlar. İm bi hukotay telehu ve et misvotay tişmeru ve asitem otam. Eğer hükümlerimi takip ederseniz, emirlerimi gözetir, onları yerine getirirseniz, yağmurları uygun vakitte yağdıracağım, toprak ürününü, ağaçta meyvesini verecek. İnsan ilişkilerinde de, kendi hayatlarımızda da eğer dediklerimiz vardır. Eğer patronum daha cömert olursa, eğer eşim daha anlayışlı olursa, eğer kayınvalidem daha iyi olursa deriz, daha mutlu ve huzurlu olmak için. Kayınvalide demişken, 15 yıldır kayınvalidesinin eleştirilerinden bunalan bir gelin bir bilgeye gider ve onu yavaş yavaş öldürecek bir bitkisel formül hazırlamasını ister. Bilge bir ot karışımını hazırlar ve geline verir. Ama bir de tavsiyede bulunur. 3 aylık bir ömrü kaldı. Her gün ona kendi ellerinle bu karışımdan bir çay hazırla. Güzel sözler söyle, oğluna ve annesine iltifatlar yap ki kimse senden şüphe etmesin. Gelin bilgenin dediğini yapar, birkaç hafta sonra gördüğü ilgiden etkilenen kaynana da değişmeye başlar ve gelinini el üstünde tutmaya başlar. Gelin, kaynanasının 3 ay sonra öleceğini düşünerek üzülmeye başlar ve bilgeye döner. Bilge o karışımın sadece güzel kokulu otlardan oluştuğunu ve kayınvalidesinin ölmeyeceğini söyler. Gelin mesajı anlamıştır. Gelin değişince kayınvalidesi de değişir. Hayatımızda da böyledir. Değişim istiyorsak sorumluluk almalı. Biz nasıl daha iyi insanlar olabiliriz? Biz Tanrı'nın yarattığı bu dünyayı nasıl güzelleştirebiliriz diye kendimize sormalıyız. Aynı pasukta yazdığı gibi. Eğer hükümlerimi takip ederseniz, emirlerimi gözetir, onları yerine getirirsiniz, yağmurları uygun vakitte yağdıracağım, toprak ürününü ağaçta meyvesini verecek. Hepimize Şabat Şerim.